gözlere bak ya. Ana. Allah'ım ya Rabbim. Ha gel. Ha gel. Beni seven abilerim, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Çalışmıyorum bugün. Komşu, bana bundan olsun, başka bir şey olmasın. Mantı yapıyor Nizamettin Bey. Şinitsel yapıyor. Yoğurdumuz var. Kaç tane yiyorsun? 5 tane yedim. Ne? Allah senden razı olsun Nizamettin. Evimde görmediğim yemekleri burada gördüm. Akşamdan beri bunu doyuruyorum ya. Ne oldu? Geçtin mi? Ananı avradını satayım senin ben. Allah'tan kaç takip var. Hadi Nizamettin, bir manevra da gel lan şuraya. Böyle gideceğiz. Kapakları da tıpanda da attık. Nereye gidiyorsunuz ya? La biz nereye gidiyoruz? Kürşat! Oğlum nereye gidiyoruz lan? Oğlum nereden bulursun böyle yerleri? Nereden bulursun? 8 gün. Sanki Avrupa'ya gittik anacığım satayım ya. Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Haydi sabahlar. Yeni videoyla tekrardan birlikteyiz. İzlemeye başlamadan önce bol bol beğeninizi bekliyorum. Aynı zamanda bol yorumlarınızı. Orada teşekkür butonu var. Şu beğeni butonunu sola kaydırın. Orada teşekkür butonunu da tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bugün değişik oldu. Açılış. Bugün günlerden pazar. Normalde benim yatıp uyumam lazımdı şu an. Ama sağ olsunlar aradılar. Arabayı oradan alacakmışım. Polisler aramış. Sine aradı. Şimdi bakacağım ne var orada. Kesin büyük ihtimal şoför eğitiyorlar. Bir gidelim bakalım. Bugün Allah nasip ederse arkadaşlar Körfez'e. Ulan o dinle. Sabah köründe diktiler beni ayağa. Sabah köründe. Gidecek. Sanki var ya, devlet yolu onlara verdi ya. Saat 10'da gidecektim. Daha 8.30. 1.5 saat önce kaldırdılar. Günaydın enişler. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Şimdi burası benim arabayı çektiğim yer. Benle beraber aynı zamanda herkes buraya çekiyor ya. Zaman köründe bizi diktiler ya. Arabayı buradan al. Mallar kafa kafaya vermiş. Ulan. Ne güzel uyuyordum ya. Burası belediye hamamı. Ve biz arabayı yani nereye bırakacağız ben bilmiyorum yani. Sanki burası şoför eğitimlerinin parsellediği yer yani. Bismillah. Anam. Ensübillahimineşin. Buraya araba çekme, buraya araba çekme. Nereye araba çekeceğiz biz? Biz nereye araba çekeceğiz? Şu internetimi de açayım da. Şu Kürşat'ı arayayım. Kürşat diyeyim, hemen çık hadi gel bir çorba içelim. Şu elmalarımı bir yiyeyim. Bizi hemen diktiler ayağa. Alo! Çıktı mı? Ulan günaydın! Günaydın. Ulan ne güzel uyuyordum evde. Baya 9.30-10 gibi çıkacaktım. Evet. Ama burada hamam yolunda ya araba. Burada da eğitim veriyorlarmış şoförlere. Şimdi ne yaptın? Şimdi neredesin? Aa çıkıyorum. Arabayı çalıştırdım. Tamam. Bu belediyelerinde bir çorba içeceğim ben. Tamam ben de evdeyim. Aşma kahvaltı yapıyor. Ben de 20 dakikaya çıkarım. Ha, kahvaltı yapıyor. Aha. Oy neyse arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi yolculuk başlasın. Sizleri seviyorum. Bal bal benizi bekliyorum. Sabah göründe bizi diktiler ya. Şimdi sabah sabah çıkacak. Neyse her şeyde vardır bir hayır. Demişler çek bacağını ayır. Düşelim yollara. Baba şu gözlere bak ya. Ana. Bak bak. Sabah sabah neşemiz yerinde olsun da yolculuğumuz da güzel olsun. Yolumuz bahtımız da açık olsun değil mi? Hadi bakalım. Şimdi mahallemizden çıkış yapıyoruz.
Alın. Yol sizin olsun. Zaman köründe diktiniz beni ya. Ne güzel uyuyordum ya. 9:30-10 gibi çıkacaktım ben, ne güzel. Burası belediye hamamı. Bay bayan yeri mevcuttur. Havuzu mevcuttur. Masaj, kese, her şey. Neyse gidin ve şu belediyelerinde güzel bir çorbacı var. Geç baba. Vitamin çorba. Orada bir çorba iç. Yo gerek yok ya. Teşekkür etmene. Ne demek? Görevimiz her zaman. Burası çuval fabrikası. 2 araba gidiyoruz. Yani aslında gittiğimiz yere arkadaşlar 10 araba var. 10 araba gidenler gitti. Biz dedim ulan ben daha zaten yoldan yeni gelmişim İstanbul'dan. Bir daha geri mi gideyim ama yok dedim. Ulan ben pazar günü çıkarım. Kürşat var mancı. Kürşat Sukas. Burası da otel. Onunla beraber gideceğiz. Ulan şu Erçallar'da ne arabalar var arkadaş ya. Şuraya bak ya. Yatıyor yavrular. Hepsi de sıfır. Şuraya bak. Yeh. Dolmuş yine orası. Vallahi dolmuş. Mercedes'in önü bomboş. Siz Mercedes'sin. Yani böyle servislerin önüne yeni çıkardığın arabayı getirirsin, oraya koyarsın. Gelen giden baksın, görsün, arabayı incelesin. Bak Scania ne yapıyor? Arabalara yığıyor ya abi. Vitrine boyuyor yeni çıkan arabayı. 770, 560, 540 hepsi. Yani adam gelip geçirken şöyle bakıyor. Ya işte bak şu Scania arabası güzel. Şuna bir bakalım. Bir görelim diyorlar. Bakıyorlar, görüyorlar. E sen de öyle yap kardeşim. Yani servislerin önüne koy arabaları, dursun. Yani illa sipariş verince mi arabayı oraya gelip koyacaksınız? Ondan sonra Mercedes arabası şöyle, Mercedes. Sen Mercedes arabasısın. Mercedes firmasısın. Arabanı koy vitrinlere. Vitrinde araba şöyle bir gözüksün. Yani ben mi söyleyeyim bunları? Allah sizin yerinize ben olayım. Her çıkarttığım yeni arabayı böyle en güzel rengini, lüksünü, yani fullünü, fullünü getiririm. Oya buraya bir tane vitrin koyarım. Arabayı koyarım. Arabayı orada sergilerim. Pazar böyle olur. Arabanı sergileyeceksin. Herkes görecek. Neyse zaba zaba yine çenen düştü. Ben bir karnımı doyurayım da ondan sonra görüşürüz, tamam mı? Hadi bakalım. Ya kardeşim bu devlet bu yol yapımlarını hangi firmaya, hangi şirkete veriyor ben bilmiyorum. Yani aylardır şu havzanın şu arayı bitiremediler ya. Aylardır. Yazık günah ya, şu milletin şu çetli rezilliğe bak ya. Kuyruk o biç. Sanki bayram trafiği var ya. Bayram trafiği. Böyle bir şey. Dayı kapını açma dayı, bak araba geliyor oradan, kapını alı gider vallahi. Ha bir de yolda diyeliyorsun bak. Bak. Bak dayın da oraya girmiş emniyet şeridi. La bu millet akıllanmaz. Vallahi akıllanmaz. Heh. Şimdi öbür yoldan geri döneyim. Ben de ufak araba olsam ben de geri dönerim. Bak şimdi Dubai'ye vuracak bak. Aha. Ha. Bir de bay bay yapıyor bak. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Bir de bay bay yapıyor, gidiyorum ben diye. Gir şuraya bak. Bayanasın ya. İhaleyi ver. Ne zaman biterse bitsin. Önemli değil. Yani insanların çektiği çile, eziyet hiç kimsenin umurunda değil. Şu rezilliğe bak. Arabaların çoğu hep geri dönüyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba baba. Ben İstanbul'dan senin en sıkı takipçilerinden birisi. Allah razı olsun. Şimdi Trabzon'dan dönüyoruz. Yolda gördüm, şöyle bir selam ver. Evet. Ufak araba mı bir yol? Ufak araba, ufak. Ailecek. Ailecek. Nasıl baba iyiyim sağ ol da çok kuyruk var burada anlaşılan. Aha, şey onu soracaktım sana, sen bilirsin. Geri mi dönsek biz, ne yapsak? Bak şimdi şuradan geri dönün. Aha. Hani bu tünele gelmeden bir göbek vardı ya sağda. O göbeğin orada Sulova'ya yan yol var, alt yol var. Tamam. O yola bağlan, direkt ileriden çıkıyor zaten o yol. Bu tüneller, tünellerin şey değil mi abi? Tünelin yüzünden daha çalışmayı hala bitiremediler. Tamam. Aylardır tek şerit bu halde gidiyor. Bir resim çekinebilir miyim? Çekinelim baba. Abi görüşürüz. Babacım Allah'a emanet, dikkat et kendine. Dönerken dikkat et de sıkıntı tamam, yaşama. Tamam baba. Şuraya bak ya. Dayı girdin sağ dibime. Geçmeye çalışıyorsun. Dit. Ha. Evet. Yanama şuraya bak la. Anan derdine çık. Ha gel. Ya gel. Ha bak. Ha ne var? La bu millet akıllanmaz ya. Vallahi akıllanmaz. Oh dayım ne güzel tavanı da açmış. Şu rezilliğe bak ya. Vallahi rezillik, başka bir şey değil. Vallahi rezillik. Ne olacak böyle? Ben Nizamettin abiye. Efendim baba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Orada cezaevi. Orada cezaevi. Yayın devam abi. Açık mı şu an? Açık. Vallahi. Adamsın. Bizi de al. Alayım ama dur bekle. YouTube'dan izlemeye devam abi.
Baba nereye yolculuk? İstanbul abi. Ne götürüyorsun? Mahkum. Bu arada hoş geldin. Aleykümselam baba. Nasılsın? İyisin? İyi abi, hamdolsun. Sen nasılsın? İyi hamdolsun. İstanbul'a bunda mı götürüyorsun mahkumu ya? Aynen abi. Vallahi. Vallahi devam abi. Allah yardımcınız olsun. Amin abi. Varım bir emri. Baba bir gün Allah düşürmesin de bir gün düşersen beni de sen götürürsün. Düşme. Dikkat et kendine, selam söyle. Adam ya. İnfaz koruma diyor. Hakkı ne haber yavrum? Ya bu ne oğlum bu yolun hali ya? He. He. Önündeki sen değil misin? He. He aynen aynen. Ben seni zannettim arayınca. Ben nereye gidiyorum? Körfez'e, Gebze'ye. Aynen. He güzel. Evet arkadaşlar, tünelin çıkışındaki kaza bu mu acaba? 5 araba birbirine girmişti ya. Evet aynen. Aynen bunlar. İşte. Acele ederseniz böyle olur. Acele etmeyeceğiniz kardeşim. Vallahi acele etmeyeceğiniz. Acele edince böyle olur. Allah daha beterinden korusun inşallah. Kötü abi kötü. Ulan arkadaş, arabayı yıkatıyoruz. Camlar yine leş gibi. Şu sular neden temiz olmaz ben bilmiyorum ya. Vallahi billahi ya. Şu ekmeği dolaba bırakayım da. Şimdi çıkalım, gidelim. Yeter daha bu kadar temizlik. Zaten birazdan yine batar. Ben siliyorum. Peşinden yine Aki. Evet, uçağımız uçuşa hazır. Klimamızı da açalım. Çok sıcak var ya. Şu an 30 derece. Ay. Ay. Adamlar tosya vardı anasını satayım. Tos. Dediğimiz yok. Her şey olduğu kadar. Ha, yine battı. Tüallah. Neyse yukarıda bir yerde duracağız. Bir şekilde sileceğiz yani. Şimdi sileceğe çalışırsam hep bulaştıracak. Hiç gerek yok. Yukarıda bir yerde dururuz. Ben hapımı dişmedim. Görüyorsunuz da ilaçlarla yaşıyoruz. İlaçlarla. Şimdi şu gidenleri bir yakalayalım bakalım. Arkadaşlar vallahi markete durayım dedim. Şimdi gittiğimiz yerde sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? En aşağı 10-12 tane, 15 tane araba varmış. Yani ne zaman boşaltacağımız da malum. Ben de dedim ulan arabanın dolabını alalım. Adam kim la bu? 55 Paris 114. Kardeşim yolun açık olsun. Dedim ki alayım dedim koyayım dolaba. Domatesli, biberli, işte patatesli. Patates kızartması yaparım kahvaltıda, sıkıntı yok. Mantı aldım. Ondan sonra tavuk burger aldım. Hemen pratik yapabilmek için. Tavuk göğsü alacaktım. Yanımda şimdi arkadaşlar da var. Tavuk sote yaparım dedim ama olmadı. Tavuk göğsü kalmamış. Hep taşlık maçlık var, ciğer var. Onları almadım. Bakacağız. Olmadı. Makarna açtım şöyle salçalı gene. Oh güzel gene. Tereyağlı. Yani aç kalmayız şükürler olsun. Ekmeğimiz var. Tam burada ekmeği var. Normal ekmek var. Arabamızda patatesimiz var. Yumurtamız var. Sabah kahvaltısında yumurta açtım. Tulum peynirimiz var. Kaşarı var. Eski kaşar. Normal peyniri de var. Hiç sıkıntı yok. Dolabımızda suyumuz da var. İçeceğimiz de var. Allah büyük bir gidelim bakalım. Yani insan markete girince ne alacağını şaşırıyor. Bakıyor işte insan canı işi çekiyor ama tavuk göğsü bulamadık. Neyse yapacak bir şey yok. O bize yeter arabaya kadar. Bitene kadar yerim. Ne varsa bitene kadar yerim. Ne yapalım. Ama ben neyi düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi gittiğimiz yerde hava çok sıcak olursa camları açamıyoruz. Niye? Açamıyoruz. Ablam araba dur. Sol taraftan bu arada kamyon geçiyor. Akaryakıt arabaları geçiyor. Onun için toz toprak oluyor, camı açamıyoruz. Acaba diyorum sırayı yazdırıp da arabayı diyorum şöyle sakin güzel bir yere mi? Aslında var orada çekme yeri de. Baba bu yol ne kadar kalabalık ya. Bak ha, sinyal verdim. Herif selektör yapıyor ya inadına. Ha ne oldu? Ne oldu şimdi? Eline ne geçti yani? Şimdi beni yavaşlattı. Devirden düşürdüm. Ne geçti eline? Dayım arabadan sinek koyuyor. Ve arkadaşlar çok kalabalık yol. Herkesin izni bitiyor. Ay sonu geliyor ya. Şimdi herkes fındığını fıstığını toplamış. Geri dönüş yapıyor. Geri dönüş yapıyorlar ve yol çok kalabalık. Tabii fındığı topladılar, sattılar. Parayı cebe koydular. Şimdi oraya İstanbul'a eve işe. La ben gidemedim köye ya. Yanıyorum ona. La gitmem lazım. Fındık var bahçede. İşten güçten aman yok ki ya. Öbür arabanın şoförü yok. Yatıyı. Bir de ben şimdi arabayı çekersem yatışa bu sefer ne olacak? Kim gidecek olur? Arabaların ikisi yapması da olmuyor. Yani Sina'yı düşündüğüm kadar kendimi düşünmüyorum ya. Böyle bir şey var mı? Vallahi billahi. Ama işte adam seviyoruz adamı. Ne yapalım ya? Neyse. Bakalım bu hafta sonu gitmeye çalışacağım. Bir iki hafta sonu da olsun. Cuma günü burada olursam. Cumartesi pazar izin alacağım. Diyeceğim oğlum arabaya
Yani cumartesi yük de pazartesi gelip gidelim. Ne yapayım? Gitmem lazım diye. Bahçede fındık kalmaz. Yani çerezlik de olsa az da olsa fındık toplamam lazım. Tabii ki başakçı girmez. Şimdi fındık bu sene 70 milyon kilosu ya. Başakçılar yırtar ortalığı. Şöyle bir bahçeye giderken bir başakçı yakalasam orada var ya. Gel bakayım buraya. Bırak. Hepsini bırak bakayım. Hadi doğru yallah. İşte gidemedik daha. Bugün ayın kaçı? Ağustos'un sonu. Aa, Eylül ayı geldi. Bu zaman fındık kalır mı ya? Kaldı işte. Of of. Ama seneye fındık toplama sırası bende. Bu sene öbür biraderdeydi. Seneye bende, seneye ben toplayacağım. Öt. Adamlar gelediye vardılar, beni arıyorlar. Benim acelem yok. Niye arabaya köpek gibi gaz basayım da arabayı yoruyorum? Zaten çuvallar da sol tarafa doğru kaymaya başlamış. Ağır ağır giderim, arabaya mazot da yaktırmam. Rahat rahat, aheste aheste. Hava zaten sıcak. Dinlene gidiyor. İsmet Paşa tarafına doğru gidiyoruz bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar, önüm tıkalı, sola sinyal verdim ve ufak arabalar hala geliyor, hala sıkıştırıyor. Bak şimdi bak, hiçbir tanesi yani durup da yol vermiyor. Bak. Sinyal yanıyor değil mi sinyal? Sinyal yanıyor değil mi? Bir dakika. Arkadaşlar, sevenlerimizle her zaman her yerdeyiz. Allah'a şükürler olsun. Şöyle söyleyeyim. 06 Adana Edirne 62-53. Abimiz korna çaldı. Selektör dörtlü yaktı. Biz de durduk. Onunla tanıştık. Ailesiyle birlikte. Bu ne arkadaş? Bu yol ne böyle? Hiç yavaş da gelmiyorlar ya. Vallahi billahi ya. Hiç yavaş da gelmiyorlar. Arkadaş. Sanki var ya. Şeye gidiyorlar. Şuraya bak. Dolmuş benzinlik. Dolmuş. Vallahi dolmuş. Evet arkadaşlar. Şu an Bolu tünele giriş yapıyoruz. Ben öbür kamerayı da açtım ama öbür kameranın şarjı bitmiş herhalde. Açamadı. Yapacak bir şey yok. Aracımız radyasyon yapmaya başladı. Egzoz temizleme. Dağın aşağı baksana sen. Hey. Vay, ben sola geçmeye çalışıyorum. Sen sağa geçiyorsun ya. Sağ şerit ağır vasıta dolu. Ağır gider. Röterden olmayan. Tamam. Ben biliyordum ya. Ya kaza var ya yok bir daha. Bu ne lan?
Orada şerit daralıyor ya, büyük ihtimal ondan. Hadi bakalım. İnşallah. Yaşayacağız, göreceğiz. Yaşayacağız, göreceğiz. Yaşamadan bir şey olmaz. Rüşet baba. Efendim. Gaz bas, gaz bas. Bize gazı bastırdın. Ne lavaboya durabildik, ne bir yere durabildik. Ne güzel bak, çayımız var. Ha. Arkadaşımız geldi. Ya Allah razı olsun. Gelenin bir eksik olmuyor. Sağ olsun. Da. Duralım dedim. Az bir şeye duralım. Aha. Bir kişi daha geldi. Gel baba, gel. Evet arkadaşlar, şu an Körfez'deyiz. Bu Serhan abim de sağ olsun Trabzon'da, Konya'da yaşıyor. Ha şöyle yaklaş da karanlığa yüzünü şey yapamıyorum tam. Flaş yakın lan! Şu an çay demledik gördüğünüz gibi. Burada bir karnımızı doyuruyoruz. Yani ufak yani. Karnımız tok da. Şöyle bir kahvaltı türü çay, işte kofret, püsküvi gelenlerimiz oluyor sağ olsunlar. Böyle muhabbet, gır gır şamata. Önümüzde var 10-15 tane araba, acelemiz de yok. Yarın sabah ola ayrola. Bu kankam da bizden önce geldi. Baya cumartesi akşam çıktı geldi boşaltacağım diye ama boşaltamadı. Aleyküm selam. Emice Baba hoş geldin. Hoş bulduk Emice Baba, sen de hoş geldin. Mesaj atıyoruz ama dönmüyor çay baba, var mı diye. Baba çay var olmaz mı ya? Ya bu gençler sen hayranın. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Anasından nasılsın? Çok seni seviyorlar. Vallahi mı? Fena yere geldiniz. Yok abi anasından çok sevmesinler ya. Hayırlı akşamlar. Sağ olsun. Gel baba otur. Şu arabanın tabiri aldı gel otur, kanka. Otur otur rahatsız olma. Yok baba olur mu şöyle şey ya? Siz geçin geçin, sıkıntı yok. Ben şimdi öbür tarafta da var. Abi sıkıntı var yok. Var. Otur sen. Ben hemen geliyorum. Kemal şey getirsen. Evet canlar görüyorsun değil mi? Ben şu an balkon konuşması yapacağım. Öncelikle beni seven abilerim, kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Vallahi bu akşam bu yol boyu restoranın dolabını şenlendirdiniz. Sağ olun. Abim pasta getirmiş, kuru pasta. Bizim Gülşat'ta gömülmüş burada. Ye ye bakalım oğlum ye. Ye. Vallahi var ya o kadar çok mutlu oluyorum ki böyle. Kimisi Darıca Tuzla'dan geliyor. Bu kardeşimiz aynı zamanda zabıta memuru. Taksit yapıyor. Bu kardeşimiz de yanına gelerek sağ olsun. Bu abilerimiz de vallahi var ya bu akşam benden mutlusu yok. Hani diyorsunuz ya uyku. Abi biz uykuya hasret bir insan değiliz. Uyumasak da olur ama yerimiz güzel. Bak buraya esiyor. Ben burada iki gün yatarım. Sıkıntı yok. Yatarız değil mi lan? Üçte yatalım. He, üçte mi yatarız? Üçte akşam nevale görsün. Aynen. Baba, ben ne diyorum? Yolumuz uzun olsun, sevgimiz her daim sonsuz olsun. Allah'a şükür olsun. Sevgimiz her daim sonsuz. Sizleri seviyorum. Körfez'den herkese selamlar. Şükür sen ne yapıyorsun ya? Ana, derdine tekerim adam. Gece gel asıyı parlattı ya lan. La adamsın sen ya. Ne demek abi ya? Bu nereden aldın sen bunu? Bu valla petrolden aldım da abi. Niye hadi parlat bakalım. Parlatın abi. O iş sende. Ne demek abi? Adamsın. Evet arkadaşlar şükürler olsun. Bu akşam Körfez'deyiz ve yanımıza gelenlerin hatta hesabı yok sağ olsunlar. Bu Yasin kardeşimiz de ablalarını almış sahile giderken bakıyorlar ki benim arabam burada hemen o dönüş yapıyor. Çok değerli annesine buradan selam olsun. Ellerinden öpüyorum anneciğim. Çok seviyormuş bizi ve hastalığında bana çok dua etmiş. Allah razı olsun. O güzel ellerinden öpüyorum anneciğim. Kendine iyi bak. Allah razı olsun. Yanımıza gelen ablana da sevgilerimi saygılarımı sunuyoruz. Herkese Körfez'den selamlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Aynen öyle baba. Abone, bol abone. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah sabah yine işimizin başındayız. Kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltı yapacağız. Domatesi ve doğru yiyeceğiz şimdi. Selam. Aleyküm selam Fatih. Uyandıracaksın sen. Gel. Vay be. Videolarını izlediğiniz yerde yemek yiyeceğiz. Vay. Kardeşim daha gene benim. Videonu izleyiz. Kardeşim benim. Benim hasta olduğumu biliyorsun Türk parayına. Aldın geldin. Vallahi adamsın ya. Ne oldu Fatih? İyi abi işten geldim. Ya boğul mu boş mu? Boş ya. Evet. Sen de burada mı doldun? Yok benim ki Aykan'da. Arka tarafta var. Aykan'da. Ha. Bizim tasarımda var mı? Burada da ofis var. Bunların menşei Ankara'da. Ben şimdi... Ben evet. Şimdi Polat'tan geldim. Gece çıktım. Boş attım geldim. Şimdi doldu bebeği geldim. Hadi ya. Yani.
Allah yardımcın olsun. Biz sizden koşturmak istiyoruz. Değil mi? Ayda 22 gün. Baba akşama ya, burası ana baba günüydü. Akşam gelen. Vallahi burada çok ağır. Bizim ağır, hatta bizim Recep gibi arkadaş var. He. O da gelmek istiyor. Yasın baba. Sağ olsunlar akşam. Saat kaçtı? Bir falandı yaptığımda. Ben kendimde bir ses duydum. Baktım 3-4 tane lavuk gece aldı güvercinlere. Ya işkillendim onlara. Uyuyamadım. Baktım sağa sola. Neredesin Recep? Gel çık geri de gel kalkayım. He? Amcam aldı. Neyi sabahına nasıl yapalım? Baba kahvaltı gibisi var mı ya? Ya şey şöyle tamam abi, çorba, ben de çorba içiyorum da. Çorba içiyor, bir sıfır daha açtı. Açık ya adam ya. Çorba valla tutmuyor. O yüzden kahvaltı yapacaksın abi. Kahvaltı yapacaksın ondan sonra karnı dibek gibi olacak. Akşam ben üç tane çay içiyorum. Yine su yudun abi sabah. He? Sabahları da su yudun. Ben kardeşim şey, gelen. Ahmet de bizim bu mahalleden işte o. Hani Erzurum'a geldi. Ha Erzurum. Görüyorsunuz da bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Ben işe gelmiyorum. Sina, bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Ben yokum. Çalışmıyorum lan. Çalışmıyorum bugün. Yatıştayız. Yatıştayım baba. Komşu. Alo. Yeter de oğlum bu kadar uyumak ya. Yeter de ha. Uykun anasını ağlattın ya. Şoför adam bu kadar uyur mu ya? Ne yapalım ya? Allah Allah bak çay hazır, börek geldi, kahvaltı hepsi hazır. Ah, sen anca uyu. Yapıyorum baba. Kalk hadi. Güneş tam vurmadan çayımızı içelim. Ya bizim arabanın kıranlar mı yedin? Bana mı? Uyuyan mı? Aksa'da uyusaydı reçte daha. Kas. Evet arkadaşlar, Fatih kardeşimiz sağ olsun benim çok sevdiğimi bildiği için hastası olduğum bir börek var. Vallahi inanın bu seferden önce sefer Tuzla'ya geldiğimde yana yıkılı aradım. La börek yok mu kardeşim, küt böreği? Adam poğaça var. La ben börek soruyorum, küt böreği. Yok abi. İçim bak o kadar yesim vardı ki. Ama sağ olsun. Fatih Baba, benim canımın çektiğini vallahi sıcak sıcak ananın derdine tüküreyim. Dur da. Baba, işte bu. Benim hastası olduğum Kürt böreği bu. Vallahi bana bundan olsun, başka bir şey olmasın. Bakmayın biz böyle hazırladık buraya ama kalabalık diye hazırladım. Şimdi baba buna bir gömülelim biz. Hadi bakalım. Şimdi birazdan buna böyle bir gömüleceğim ki var ya babacığım. Baba. Sağ ol, Allah razı olsun ya. Abi arkadaş daha gelin. O mu o şey olan? Polis peşine takam. Yazma be. Düşmanı gözü kör olsun. Trafik gözü vermiyor ki adam. Zaten anlamıyoruz kaynağı. Geldi çıktı baktı hiçbir şey yok. Selamünaleyküm. Gel. Aslında çakalda çok çevirirler ya. Nasıl kaçıyoruz oradan? He? Çakalda çevirir mi adamı? He böyle zaten hareketli. Aha. Vallahi mi? Kimse yok ya böyle zaten. Kanka buraya gel. Kanka gelsin. Çakalda hiç çevirmiyorlar ya. Adam illa yazacağım dedi mi yazıyor. Ama iyileri de var. Kanka kızları da var. Şey kalktı mı acaba? Ne baba gibi kalktı. Şeker ne yaptın abi?
açarsan nasıl? Seversin. Sen arabanı yok. Gece sadece 3 adamla senin araban yanında da tur atıyla. Onu şu an kim bilir gece? Günaydın. Günaydın hocam. Biraz erken oldu ama kalktın mı? Ben kalktım ya, çıktım. Nereye çıktın? Boşalttım mı? Ne zaman boşalttın lan? Gece saat 4'te. Ne diyorsun? Oo, 42'ler? Onlar bekliyor da. Benden sonra daha boşaltmadılar. Değil mi? Yok, ben de kahvaltıya gel diyecektim sana. Gelir kahvaltıya ya. Hani neredesin? Sağolasın. Kızı kapat geliyor. Gel hadi gel. Oğlum adam boşaltmış herhalde. İyi güzel, güzel de gelir haklarından sonra. Sen duydun mu o cezadan? Konuşanlar kimi duydun lan? Ya ne bileyim, iki tane orada bir tane müptezel miydi neydi? Bir öte bir böyle orada bir şeyler arıyorlar. Otun içinde. Lan dedim bunlar ne yer dedim. Vallahi bundan olay da oraya atardım bir tane. Aha buldum yalla. Ben bir şüphelendim mazot falan. Hayır dedim ben ne işledim. Yok burada çalmak. Olmaz baba buyurun. Tamam dur pardon. Çayı. Ben çok şeyi unuttum. Dayak yedin. Yemek yedin onu. Zaten bir gitsek sıra alsak her türlü 11'de çıkaracak biz. Şeker kullanan var mı? İlk altı aradım. Çayda şeker kullanan var mı? Var. Bana gelecek mi ilk altı? Şunların aklına acaba ben sen dedim gez. Valla ben de rüyamda fındık bahçesiyle çok uğraştım. Hayır olsun inşallah. Ben de rüyamda annemi öldüm. Şimdi ne sağlıyorum. Anne yaşıyor. Ben de rüyamda saçmalıyorum. Bir saat uyku uyudum. Onda da adımı şeye burada kaçakçısına çıkıyorum. Hadi canım. Damperli işe girmişim. Evet arkadaşlar, Halil Bey'in sofrası kahvaltı adımız full. Görmüş olduğunuz gibi sağ olsun Fatih kardeşim de börek getirmiş. Benim en çok sevdiğim o zaten. Bunları her zaman yiyoruz da bunu her zaman bulamıyoruz, bu küt böreği. Bunu her yerde bulamadığımız için sağ olsun seni Erdoğan vermiyor. Nasıl kanka? Çok güzel, Allah razı olsun. Böyle iyi değil mi? Çok iyi. Nasıl kanka, böyle çok memnun güzel. Değil mi böyle? Çok memnun yani. Bu şu an hayatımda çok memnun. Daha böyle bir yer bulamazsın. Hadi bakalım baba, bize afiyet olsun. Fatih, kardeşim teşekkür ederim. Abi, kardeşim sen de hoş geldin. Hadi bakalım, afiyet olsun. Rüşat, ne yemeği yaptın yavrum? Bugün mantı yapıyor Nizamettin Bey. Şinitsel yapıyor, yoğurdumuz var. Ben yapayım değil mi? Evet. Baba bu arada bunun kadar hazırcı bir adam görmedim. Ben dolap adam, yapmam. Ya adam bir kalkar elini bir şey yapar ya. Aşim sarımsak soyacak. Ben soyayım kardeşim der adam. Ne yapalım ya? Dua ediyoruz. Duamız yeter bizim sana. Allah razı olsun ya. Vallahi. Soy iyi biçip bir göz Allah razı olsun. Böyle daha duruyoruz. Ha biz de şimdi adam abire koydun bunu yalanlar mı? Bu şu an kaydettiğin sonra mı paylaşıyorsun? Bunu yoksa şu an canlı mı? Nasıl oluyor? Yok şu an canlı. Zeki Müren'i izliyor bizi. Ya kalkalım geçmiyorum ya. Kart var, kartı kaydediyor. Kartlar bilgisayara. Sen anlatıyorsun. Kesiyor musun bunu sen? Her şeyi yok. Kesiyorum, biçiyorum. Enes! Böyle güzelmiş. Şimdi ne yapacağız? Mantı yapacağız. Sarımsak, yoğurt. Evet. Pul biberle. Ulan sabah kadar bu kahvaltı yaptım. Börek düşüydüm, buydum. Hala acım diyor ya. Sende nasıl bir mide var ya? Nezat abi, senin özel bir isteğin var mı? Çok sağ olun. Ne diye abi? Ne di? Özel bir isteğin var mı diyor, yapacağım. Ne lan bu, Ali Baba şey, restoranda mı? Seni anam avradımızın Facebook'a şimdi çekerim, Nizamettin Akın seni az bıraktı oralarda. Aç bıraktım, ramkörlük yapma. Yok, dilim yani. Enes, yanıma gel bakayım. Geç bak abi, geç. Bak, öğren bak. Bak ne yapayım, bak, görüyor musun? Ne bu? He sarımsak. Bir de oraya bak. Ne yok kamera değil mi? He sen kendiniz izin değil mi YouTube'da? He? Yedi mi krekere? Hadi gel seni götüreyim ben Samsun'a. Bırak babayı.
Hele benimle bir tur at. Olur mu? Olur mu? Tamam benim oğlum ol o zaman. Niye? Oğlum ol deyince kaçıyor. Benim oğlum yok. Benim oğlum ol ne olacak? O sarımsaklı mı olsun? Dur şu aradan bakayım hangi araba içeride. O sarımsaklı mı olsun? Fark etmez ya. Çok sarımsak çarpar da abi. He? Çok sarımsak çarpar ya. 2, 4, 6 tane. Yeter mi 6 diş ya? Yeter ya. Fazla bile gelir. Çarpar vallahi. Zaten küçük küçük buradasınız. Arabada bayışır kalırsınız abi. Vallahi mı diyeyim? Oldu. He baba. Gelin mi? Gidelim mi? Niye? Sarımsak sevmem. Allah Allah. Niye demedin bana koymazdım o zaman? He? Bana niye söylemedin? Ben sarımsak sevmiyorum diye. O zaman koymazdım. Bu böyle böyle mi karıştırmıyorsa tabağın üzerine merak ediyorum. Nasılsınız? Valla böyle iyi. Karıştırmış. Fazla katmam ha. Kasis var, bir fren. Kaç tane yersin? 5 tane yerim. Ne? Yok abi. Kaç tane yersin? Allah senden razı olsun, zahmettin. Evimde görmediğim yemekleri burada gördüm. Gidelim. Böyle aşçı neden bulacaksınız lan? He? Böyle aşçı neden bulacaksınız? Abi sen güzel alma ha. Akşamdan beri bunu doyuruyorum ya. Akşamdan beri bunu doyuruyorum ya. Çay değil yapalım. Adam oradan böyle bir geliyor baba. Baktım şöyle bir geliyor ki böyle dört tane. Oraya kasıyor bir fren. Baktım lastik kokusu geliyor. Lan mübarek adam biliyorsun daha burada günde 24 kere. Aç kim bilir kaç kere geçiyor günde. Her gün geçiyorsun daha burada. Kaç olduğunu biliyorsun. Yazık günah değil mi o arabanın lastiğine? Bu mal sahibine. Nasıl şu, kokuyor? Geride de otobana girince kamera yok. Yaş. Otobana çıkınca mı? Vallahi var amis mis yapıyorum abi süper baba. Abi otobana girmeden ki mantığımız. Kişelerden geçeceğim. Ha öbür tam 90. Demin ne diyordu? Çok ya çok ya ben fazla yesim yok. Bütün bütün götürüyor. Bütün bütün. Ne? 5 tane. Lan 5 tane var oğlum nereye gidiyorsun? Ne yiyeceksin? Abi biz bu akşam aç kalacağız dedi. Sen boş ver, sen gömül gömül. Vallahi gömül ya, bunun yüzünden aç kalacağız ya. Biraz lan mantı sert olmuş, evli olmuş. Ban kıvamında olmamış mı mantı? Ona ben baktım, açılmam nasıl diye. Hamur gibi olsa adamın ağzında böyle yapış yapış olur. Ama tam kıvamında şu an. Çok güzel, eline sağlık. Bismillahirrahmanirrahim. Baba ben yapıyorum bu sporu ya. He? İnşallah ben şimdi yüklemeyeceğim de yolda giderken de denk gelirim de. He. Giyerek giderim. Aygün selam gel. Gel gel. Vallahi mis gibi olmuş. Evet arkadaşlar herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Dün gece geç saatte aracımızı boşalttık ve şimdi Başiskele'ye geldik. Buradan Etbulu gideceğiz, Hadımköy'e gideceğiz. Hadımköy'den Çerkezköy'e, Çerkezköy'den de Samsun'a. Şimdi
Kürşat kardeşimiz yanaştı. Şimdi bu yüklüyor. Buradan et bulu yükleyeceğiz. Oh, bulmuşsun senin yeri. Abi kalkmam buradan daha. Daha kalkmazsın. Biliyorsun benim huyumu. Vay Nizamettin kardeşim hoş geldin. Abi ne abi? Tabi güneş hata atarsın şimdi sen bana. Ne? Püş mü? Çayımız var. Ne zaman içecek? Çay içeriz baba. Sıkıntı yok. İçecek çay olsun. Cam bardak mısın ne yapıyorsun? Fındıkları yiyelim. Abi etmez abi. Başkanım günaydın. Ben seni daha Sinan'dan önceki şeyden takip ediyorum. Bir tane daha işe de çalışıyorum. Belli olan adam. Belli olan adam aynen. Yedi ömrümüzü belli. Yedi ömrümüzü. Hele özellikle arabayı mı değiştirdiniz? Ne oldu da Sinan'ın babasıyla konuşurken ki şeyde arabayı değiştirdiniz şeyi. O zaman ama çok sık izliyordum. Bir de Covid'in vermiş olduğu zaman dilimi vardı. Bu Covid zamanı ki eve giremedik ki biz. Hayır. Bir tür yengeyi gezdirdim, bir tür çocuk kızları gezdirdim. Çocuklar da büyümüştür şimdi bayağı. Hem de nasıl büyüdüler, okul başlamadan diyor, baba diyor, bir yola gidelim diyor. Anladım, gideceğiz dedim şimdi. Senin bu... ufak bıcır bıcır ya, büyük abla biraz Azra. Anneyi seviyor ya Azra. Çok bıcır bıcır. Hadi. Arıyor baba ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin? 55ZC793. Öbür ekip ne yapıyor? Sinan abi, o da mı aşağıda? O da Samsun'da. Öbür araba şoförü yok ya, öbür araba yola çıkacak değil mi? Ne yapayım? Onlar da Göksu'nda yola gidip giriyorlar yani. Tamam, maşallah. Şoför olmadı o zaman, yola çıkıyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an Blue Force'dayız. Et Blue almaya geldik. Bugünkü yükümüz Et Blue. Allah nasip bir de Tadırköy'e gideceğiz. Bu kardeşim de buranın esnaflarından avcı ticaret. Motor yağı, hidrolik yağı, ne ararsanız yani aracı için hangi yağ ihtiyacınız varsa bu kardeşimizden temin edebilirsiniz. Yakın zamanda bu kardeşimle bir ticaret atılacağız. Bunun nakli işini ben alacağım. İnşallah biz yapacağız. İnşallah. İnşallah. Bakacağız, Samsun'u yağa boyayacağız. Bu abim de sağ olsun buraya geldi, bizimle ilgileniyor. Şimdi Blue Force'dan et buluğumuzu alacağız. Herkese selamlar, saygılar. Nizamettin kardeşimiz bizi mutlu etti, onurlandırdı bugün ziyaretimiz. Eyvallah oldu. Hem nakliye bizimi yapıyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. Daha çok yapacağız bugün i̇nşallah, işte. Ya. İnşallah. Bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Herkese mutlu günler diliyoruz. Allah kolaylık versin. Hayırlı günler olsun. Eyvallah baba. Sağ olasın. Kanka beni unutmazsın lan. Yok abi. Sen daha seninle çalışıyorlar abi. Bir gün önceden ara beni. Aynen abi neredesin? Abi. Ben sana ayara çekerim. Aynen abi. Aynen abi. Blue Force'a herkese selamlar arkadaşlar. Saygılar. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Yani günaydın demişim, iyi günler. Günaydın diye bir şey yok. Günaydın diye bir şey kalmadı. Çünkü öğlen oldu. Yani öğlen oldu ya, öğlen olarak ilkinde oldu yani. Şimdi neredeyiz? İzmit'te. Blue Force Et Blue fabrikasına geldik. Buradan yükledik. Şimdi Hadımköy'e Allah nasip ederse orayı da boşaltacağız. Ondan sonra Çerkezköy'e geçeceğiz. Aracımızı Samsun'a yükleyeceğiz. Geri döneceğiz inşallah. Ama acayip sıcak. Vallahi billahi var ya. Yandayım acayip.
Yani dün gece çok bekledim. Yani dün evvelsi gün çok bekledik. Dün gece saat buraya geldiğimizde 3.30 falandı. Bayağı bir geç geldik buraya. Yattık sonra sabah kalktık. Sabah da kahvaltı falan yaptık çay ocağında. Çay, simit falan öyle idare ettik. Ondan sonra geldik, şu adam geldi, hadi yükleyelim dedi. Öbür arabayı yükledik. Sonrasında da ben yükledim. Buradan mı çıkacaktık lan? Biz buradan mı geldik ya? Buradan geldik herhalde. Gece geldiğimiz için pek çıkaramıyorum. İnşallah doğru yerden gittim. Öyle de böyle de bir şekilde bir yola gideceğiz. Vay! Borusan Lojistik. Evet, buradan girmiştik. Buradan sola gideceğiz. Adımköy İşletmesi hedefi için yola çıkılıyor. Kuron Sokak üzerinde kuzeydoğuya doğru hareket edin. Sonra Kullar Caddesi istikameti. Buradan çıkış var mı acaba? Arkadaşlar şu an Yavuz Sultan Selim'e geldik, şükürler olsun. Birazdan bir yarım saat sonra falan Olaf İstanbul'un önünden beri gideceğim. Çünkü Kürşat diğer yoldan gitmiş, buradan gelmedi. Buradan mahalle arasından gidiyorsun diyor. Sen diyorum Olaf'ın oradan beri geldi diyor bana. Biz de Olaf'ın oradan beri gideceğiz. Şu an Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giriş yaptık. Hadi bakalım. Ay anamay. Sen buradan gelme, burası mahalle arasından gidiyor. Çok sıkıntılı bir yer dedi. Şimdi biz de buradan geldik ama şekil arada gözüktüğü gibi. Gir. Dibime gir. Buraya bak. Arkadaş buranın trafiği niye akmaz ben bilmiyorum ya. Neden akmaz? Sonra tırın sağında çatır çutur. Şimdi bir tane de benim sağımda jip var. Geç. Sen de geç. Çatır çutur. Bana dördüne tükürüyor. Bu ne lan? Abo. Ah Kürşat. Ah Kürşat. Yaktın beni. Kürşat. Yaktın beni. Arkadaşlar inanın yarım saatten fazla oldu buradayım. Şu an hala şeye gelemedim.
O Gantaro'ya gelemedim. Yani trafiğin bu yoğunluk sebebi ise bu sağdan soldan her taraftan arabalar buraya giriş yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi trafik kilitleniyor. Saat 4.30, bir de akşam var bunun. Akşamı hiç düşünemiyorum. Kameraları yola çevirdik yani Allah gözlerimizin kaza maza durumunda. Çünkü burası sıkıntı. Sağdan hiç gelenler sağdan hiç şey yapmıyorlar. Dikkat etmiyorlar, kollamıyorlar. Bak. Kimse kimseye yol veriyor bak. Hala giriyor ya. Hadi gel bakalım gir. Gir bakalım. Hadi. Gir bakalım. Arkadaş üst yolda aynı ya. Vallahi üst yolda aynı. Bu İstanbul trafiği yok baba ya. Burası neresidir sence? Aynen Molof'un orası. Adam öldürdü herhalde bu ceza. Şuraya bak ya. Sağdan soldan girenleri kollamaktan boynuma ağrılar girdi. İyi hamdolsun ya. Şurayı bir atlatsam, Hadımköy'e bir atsam kendime. Daha iyi olacak dedi. Valla. Biz de Sincan'da yolu gidiyoruz abi beraber. Nereye gidiyorsun? Nalet olsun buraya ya. Nalet olsun ya. Kimdi o? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun abi? İstanbul'un trafiğinden sıyrılmaya çalışıyorum. Daldık sıkıntı ya. Molof'un tam oradayım. Abi sen var ya tam saatine denk gelmişsin ha. Ben sana söyleyeyim mi? Vallahi. Zor çıkarsın şimdi. Az kaldı. Şurayı Gantara bir geçeceğim. Mahmut Bey'e geçebildin mi Mahmut Bey'e? Şu an Mahmut Bey Gantara'ya doğru gidiyorum işte. Ya abi Allah sabır ver. Baba sağ ol. Abi sağdan soldan girenler olmasa var ya. Ya abi anlayışsız abi. Devrem sen ne yapıyorsun Devrem? Valla ne yapayım Devrem? Devren düz yolda, düz yolda gidiyor. Bak. Yok kanka. Gel. Ehliyete falan kalmadı. Yemin et. Vallahi geçen gene ceza yedim kanka 4.5 milyar. Ano. Abi siz ne yapıyorsunuz abi ya? Hala giriyor. La oğlum görmüyor musun? Daralıyor. Nereye giriyorsun ya? Baba. Hadi gelin bakayım. Baba bir dur ben bir geçeyim. Bunların yol vereceği yok. Ne oldu? Geçtin mi? Ha? Ne oldu? Öyle kafayı uzattım iş bitmiyor. Vallahi öttürür. Hadi bakayım. Orta kendim ananı avradını satayım senin ben. Allah'tan araç takip var. Yoksa var ya böyle bir gidiyor kafa. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şu an sabahın 7.30. 7.30 olmak üzere kalktım uyandım. Ama şunu söyleyeyim gece uyuyamadım. Neden? Tedirgin olduğum için. Gidip kalkıp arabayı yokluyorum. Depoyu yokluyorum. Bakıyorum. Bir de sıcaktı. Ama olsun. Bugün sabah ettik. Şimdi Kürşat Bey'i kaldıralım. Beyefendi kahvaltı hazır. Yani hazır derken yani çayımı demliyorum, hazırlıyorum. Zaten bu gece ben uyku uyuyamadım. Nöbet tuttu bu akşam, nöbet. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Karnımı bir doyurayım. Ay. Kırıldı. Yeni mi dağıttın? Canım yeni dağıttım. Benim de eksik. Senin dostunu ne aldın zaten? Yalan konuşma. Sen? Ha? Benim eksiydi ki sattığım bir tane. Ay anam. Bu gece uyku uyuyamadım senin yüzünden. Nöbet tuttum bana. Yumurta köy yumurtası mı? Yok şey yumurtası. horoz yumurtası. Oy yala. Şey seviyorum ya yatma işte. Uyuyamadım. Keşke 10-10.30 gibi kabul olsaydı. Aa,
O bidonu ne yaptın aşağı? Attırdık bir düştü. Allah'ım sen bana... Akıllı bir adam ver yanıma. He? Yanıma bir akıllı adam sen ver. Benim yanıma akıllı bir adam ver yarabbim. Abi sıcak su dursun da bulaşık yukarı. Çay var içersen, yol var gidersen demiştim. Hadi ya! İyi evet canlar, kahvaltımız böyle. Bedavacı burada. Her zamanki gibi yine bedavacı burada. Merhaba. Senin adın bundan sonra bedavacı. Tamam mı? Kabul mü? Kabul. He? Yeter ki her gün dolap yap. Ne yapayım? Her gün dolap olsun. Bakacağız. Az onun sonu da var, sen merak etme. Ah yavrum benim be. Modumu yakalıyorum tabii. Kanka afiyet olsun. Eyvallah. Hadi bakalım ya bismillah. Abi böyle de yerin de ziyan olmaz. Vallahi. Kuru olmuş ama biraz. Kurutmuşuz yani orada ama yapacak bir şey. Evdeyiz malum tır ortamı. Devam. Bismillahirrahmanirrahim. Ben evden rahatım. Allah'ım sen kimseyi aç bırakma ya Rabbim. Herkesin rızkını nimetini sen bol bol ver ya Rabbim. Çıkın çıkın gelin. Oğlum sana tulum peyniri bile yediriyorum lan. Daha ne istiyorsun? Çay var, limonata var. Her şeyi geçtin de şu çay her şeye değer. Çay yapacaksanız aynı benim gibi yapın. Altına soğuk su demlerken üstüne soğuk su. Alttan su kaynatıcı, üstelik su da kaynıyor. Çayın rengini görüyor musunuz? Ve o kadar da lezzetli. Baba biz akşam saat kaçtı lan? Bir miydi? Bilmiyorum zaten bakacağım. Biri de falan geldik ama ben saat 3'e kadar nöbet tuttum. Ben 3-4 kere döndüm etrafını. Geldim sonra güvenlikle konuştum. Ya yattım, güvenemedim arkadaş. İçime bir kurt düştü ya şimdi. Hırsızlık olur, şu olur, bu olur. Benim arkamdaki araba çıktı dedim. Keşke anahtarı bana bıraksaydı dedim. Buyur baba, gel kahvaltı yap. Şeker, şeker alıyorsun lan şeker. Kullanmıyorum abi şeker. Benim kapının önünde araba... Nasılsın, iyisin? İyi anlıyorsun. Arabayla gidiyor, ben taksiye gidiyorum. Sonunda görmek nasıl? Ama mesela 4 süreden beri kapının önünde. Biz biliyorsun, senin Allah'ın bir izniyle, Allah sağlık sıhhat verdiği sürece, yolumuz açık olduğu sürece her yerdeyiz. Aynen öyle. Eskan Hatay'a bana bıraksaydı. Doldurmuyoruz da gidecek kadar alalım. Arabayı geldi. Öyle doldurmuş diyor. Aşağıladık. Ne bileyim akıllı. Bir gittik ama sen nerelere gidiyor tabii. Ben şoförlük yaptım bunlara. Evet arkadaşlar biz yine gördüğünüz gibi sağ olsunlar sevenlerimizdeyiz. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Geldiler masamızı şenlendirdiler. Bir bardak da olsun çayımızı içtiler sağ olsun. Ama Onur bak kahvaltı yapmadan çay içiyorsun başka bir şey yemiyorsun. Yiyeceğim. Olmuyor böyle. Yiyeceğim hemen yiyeceğim abi. Kürşat ne haber yavrum? Bedavacı. Beleşçi. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Biz bir kahvaltıyı sohbete koyu yapalım. Yolda görüşürüz. Hadi bakalım. İnşallah boşaltacağız bugün. İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar kahvaltıdan sonra şimdi yanaşacağız. Araba patenaj yapıyor anasını satayım. Ne oluyor la? 5 numara mı? Oğlum buraya nasıl çekeceğiz? Nasıl yanaşacağız buraya ya? Bu ne abi ya? Böyle araba mı çekilir ya? Çıkartıyorum abi. 5 abi ufak arabanın olduğu yer mi? Aynen. Ne diyorsun lan? Yükleme için gelmiş de bizi çağırdım ben dedim valla. Tamam. Abo. Dayı zamanında niye açmıyorsun kapağın? Şu kapağı bir açayım da. Bakalım nasıl döncük şimdi buraya, nasıl manevra yapacak. Eğitim var bugün. Hadi bakalım ya bismillah. Hadi Nizamettin, bir manevra da gir lan şuraya. Tamam mı? Lan tek manevra da. Biliyoruz bu işi. Allah biliyoruz. Baba tamam da. Ora tamam. Vallahi iyi. Hadi bakalım şimdi başlatmaya. Arkadaşlar öyle hiçbir şey dışarıdan gözüktü gibi değil. Bakın nelerle uğraşıyoruz. Öyle bir boru ki. Hemen derdini. Aa,
kuzeye sipanza çek. Oraya sipanza çek. Kaseden alacağız ha. İşte bizim hayatımız bu baba. Yapacak bir şey yok. Arabamızı yükledik. Görmüş olduğunuz gibi böyle gideceğiz. Kapakları da sıpanda da attık. Görmüş olduğunuz gibi. Uçuşa hazırız. 750 kilo bir ton bir malzeme yani, başka bir şey. Hadi bakalım, şimdi yolda görüşürüz. Arkadaşlar şu an çevre yolundan İzmit Doğu'ya döndük. İzmit Doğu'dan çıkış yapıyorum. Vallahi yükümüz çok ağır, inanın. Arabanın lastikleri böyle yere yapıştı ya. Bıcır bıcır. Çok ağır bir yükümüz var. 750 kilo. 750 kilo yükümüz var arkadaşlar. Yani bir ton bile yok, boru. Arka kapaklar açık, görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Oh, valla gece Dosya'yı geçtik. Osmanlıca 60 kilometre var. Dayı, Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah ya. Hep beni mi bulursunuz ya? Hep beni mi bulursunuz ya? Adam az daha vuracaktı adama ya. Bismillahirrahmanirrahim, sabah sabah ilk vukuatı işleyecektik az daha. Valla akşam bir 45 molası verdim. Ilgaz'da, Ilgaz'a gelmeden. Saat 12'de yattım, 1'de kalktım. Dedim az daha gidelim. Kürşat'la beraber, pardon Ilgaz'da demişim, Çerkeş'te. Neyse Kürşat çıktı, önden gidiyor, ben de arkasından gidiyorum ara. Lan arkadaş, yol gidemiyor. Gözlerim kapanmaya başlar, esnerim. Dedim bu böyle olmayacak, aradım Kürşat'a. Dedim Kürşat ben gidemiyorum. Vallahi uykum geldi ben dedim ya. Bir yerde yatalım. Dedim tamam hadi gel de Tosya dedi, tamam Tosya çıkınca. Zaten o da uyuma taraftarıydı da ben ona biraz ayar veriyordum. Az daha gidelim, az daha gidelim. Ama baktım olacak gibi değil. Azdayla mazdayla. Çektik yattık. Saat kaçtı? 3 olmamıştı. 2'ye 20 vardı. Bu 2'ye 20 vardı. Öyle bir şeydi işte. Dedim 3'e kadar yatalım da hiç olmazsa Tagorat'ta fırlama yapar. Ondan sonra yattık. Aşırı batmıştı. Saat kaç? 7.30. 5 saat uyumuşum. 1 saat böyle 6 saat. Yani normal bir insanın uyuyacak olduğu uykuyu uyumuşuz yani. Gözlerimden belli olmuyor mu? Gözlerim şimdi de evet. Sabah sabah da o da güneşin. Şimdi sıkı bir kahvaltı, güzel bir kahvaltı. Ondan sonra doğru Beziköprü. Tabii de Beziköprü'ye gideceğiz biz. Beziköprü'den 16 kilometre yukarı dedi. İnşallah yollar iyidir. Sukas. İnşallah Kürşat yollar iyidir. Yollarda sıkıntı olmaz. Ağaçtı, daldı, tarlaydı. O zaman oylum oylum, selvi boylum. Kürşat ben seni oydum. Ya hadi bakalım şimdi olacağım. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Hayırlı sabahlar tekrardan. Şu an uzun zamandır hiç kullanmadığım, hiç gitmediğim bir yoldayım. Bu Beziköprü'ye doğru gidiyoruz. Burası Beziköprü, eski durağın Boyabat yolu. Bir de durağın Boyabat, bir de Sinop üzeri var. Yakakent tarafından, Gelze tarafından. Bu yolu ben Bellona çalışırken remote'luyla kışın az gitmemiştim be. Ey gidi günler, ey! Burası böyle. Şimdi boşaltıp tekrar gideceğim. Az çelikten Kütahya yükleyeceğim. Onun için biraz acele ediyoruz. Gönül meyhanesinde. Bizim Kürşat da yani maşallah. Adam yaklaşınca adam bekleme de beklemiyor ya. Vurdu gitti ya. Anay, buraya aşağı var ya. Ne kar yağıyordu. Ayağım titriyordu vallahi ayağım. Frenin üzerinde ayağım titriyordu böyle buraya aşağı inerken. Çünkü yolun kenarında bariyer yok. Şu yok, bu yok. Yani bir kaydı mıydın tarladasın. Ortaklar. Bir öte bir böyle yaslan babam yaslan. Yaslan babam yaslan. Ulan arkadaş Beziköprü'de. Bir de şimdi Beziköprü'den 15-16 kilometre yukarı köy yoluna çıkacakmışız. Bakacağız. Boruyu zaten uyutması kolay. Hemen 3-5 kişi boruyu dayan. Hop! Boru yerde. Ana derdine tükürdü. Ulan arkadaş bu viraj hala aynı keskin viraj ya. Ulan Kürşat neredesin ya? Aha da yakaladım. Aha da yakaladım seni. Aha da gidiyor önümde. Şimdi Kütahya'ya gideceğiz arkadaşlar. Kütahya'ya az çelikten çelik yükleyeceğiz. Durdurak yok. Normalde ben bu hafta köye gitmem lazım.
Yani cumartesi günü Samsun'da olmam lazım. Cumartesi günü Samsun'a gelip cumartesi akşamı hemen yola çıkmam lazım. Çünkü fındık kaldı bahçede ya. Millet fındığı bitirt anasını satayım. Vallahi billahi ya. Arkadaş buranın da yol çalışması hiç bitmiyor ya. Ha burayı genişletiyorlar herhalde. Buraya köprü yapacaklar herhalde. Burası gidişti gelişti ya. Burayı üç şerit yapacaklar herhalde. Dayı ne yapayım gitsene ya. Mesafe olaydı ben bunlara bir sol çekerdim ama mesafe olmadığı için. Şu önümdeki taksi bozuyor işi. Jandarma da radarı koymuş oraya hemen. Tam da radarın önünde de araba sallanmaz yani. Şimdi bir rampamız var şurada. Şu rampayı da çıktı mıydık? Evelallah. Dayı sen de sol uçak bakayım. Abi dayımı ben de sollayayım. Çünkü rampada benim anama ağlatır bu. Traktör mü var? Bu traktörü de geçmem lazım. Burada zaten 3 şerit oluyor yol. Ulan Murat Bey az önce gitmiyordun şimdi ne oldu? Yürek miydin? Hadi bakalım. Meygan'ı geçtik. Ne oluyor lan? Baba yoluna gir, yoluna gir. Yol daralıyor, yoluna gir. İşte ben de buranın bu huyunu sevmiyorum ya. Şimdi tam oldu. Tomruk arabası düştü önümüze. Rospar, 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 rospar. İşte viraj var önümde, viraj olmasa. Tamam oğlum sakin ol ya. Sakin ol, kontrol bende. Sen rahat ol. Görüş açısı yok. Görüş açısı olsa ayağına derdine tüküreyim. Bak şimdi ben sol çekeceğim ya. Herkes sol çeker. Öyle yağma yok. Bekleyin bakayım. Aslan bu aslan. Gaziantep'li. Yürü da. Önün açık yürü da. Yaz varın yaz. Bu saatten sonra araba sollanmaz. Üç şerit oluyor zaten. Gerek de olmuyor. Aleyküm selam. Ulan arkadaş. Nereye gidiyoruz biz ya? Efendim Hakan. Aleyküm selam Hakan'ım. Kütahya. Kütahya'ya. Tamam geleceğim şu an Veziköprü'deyim. Aha tamam kardeşim hadi. Valla ikiye demişsin ama ikiye yetişmeye çalışacağım işte. Tamam kardeşim. Benim için bir yarım saat falan filans yaparlar ya. Tamam babam. Tamam abi haberleşiriz. Dayı göğüte git. Teyzenleri al. Neredeymiş buraya? Valla gidiyor ama nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum. Nereden buldun burayı arkadaş ya? Kürşat inşallah ormana, tarlaya, mahalleye girmeyi. Vallahi var ya girmem. Girmem yuvarlarsın orayı. Ne ya? Veziköprü ta anasının nikahında kaldı ya. Gitmediğimiz yer yok ya. Belki dağ karşısı ha. Vallahi. O zaman daha bir dünya yolumuz var. La biz nereye gidiyoruz? Kürşat! Kürşat, buran nereye gidiyor kardeşim böyle ya? Oğlum nereye gidiyor lan?
Ana derdine çık. Kürşat bana hiç bu köprüden bahsetmemişti. Tabii ya, dediğim yere gidiyor anasını satayım. Ha, dediğim yere gidiyor. Alo. Alo. Ha, geliyorum daha küçük mü ya? Bu ne oğlum ya, anasını satayım, köprüden geçmez arabalar. Zaten ben zaten bu abi kayalıkları görünce kesin dedim biz o tarafa gidelim. Abi dönüşte abi çeşmeye duralım da şu su kaplarını bir dolduralım. Unuttun mu bana ha? Bu ne oğlum, buranın ne? Anan der. Ha, boruyu gördüm. Sen gördün mü boruyu? Oğlum, bora oraya mı gidiyor lan? Oğlum, nereden bulursun böyle yerleri? Nereden bulursun? Anam, derdine. Ben dedim ya, kesin dedim buraya gidiyor dedim. Bak. Yavaş oğlum. Yavaş, canını yedi. Yavaş. Yavaş. Ana derdine çıkıyor. Yavaş. Hadi bakalım, eğitim başlasın şimdi. Valla arkadaşlar şu an boşalttık ve gidiyoruz. Ama harbiden yani dönme yeri falan sıkıntılıydı. Dorsiyeyi sol tarafa, tarla gibi yer vardı, oraya verdik ama zorla döndük. Biraz keskin bir makaslama yaptık. Köyü.
Bektaş. Bu ne lan? Arkadaşlar, boruyu getirdiğimiz yerden şu an iniş yapıyoruz. Gözüköprü tarlasının nikahında kaldı. Bir buralara gelmemiştik. Buralara da geldik aracımız. Evet arkadaşlar, aracımızı boşalttık, yükümüzü teslim ettik ve sonrasında şimdi Samsun'a giriş yaptık. Ne yazık ki bir videonun daha, bir birlikteliğin daha sonuna geldik. İnşallah sizlere layık bir video olmuştur. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her zaman yanımda oldunuz. Yanımda olmaya da devam ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi arkadaşlar eve gidiyorum, istirahat edeceğim. Çünkü pazar günden beri yollardayız. Aracımızı bayağı bir boştuk. Neredeyse bir hafta oldu. Yani bugün Perşembe, yarın Cuma, Cumartesi, Pazar, yani 3 gün daha şey yapsak, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, tam 8 gün oluyor baba, 8 gün. Sanki Avrupa'ya gittik anacım satayım ya. Almanya'ya mı gittik lan? Neyse arkadaşlar, ne diyoruz? Yolumuz uzun olsun, sevgimiz her daim sonsuz olsun, her ne olursa olsun, herkes adam olsun baba. Sizleri seviyorum, Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda tekrardan birlikte olmak ümidiyle diyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık.